Hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, size tekrar böyle güzel bir kahvaltı açılışından şöyle çayımızı da çekelim. Kahvaltı hazırlığı yapıyorum arkadaşlar. Birazdan annemle babam gelecek kahvaltıya. Güzel bir kahvaltı yapacağız. Ondan sonra annemle bugün perde dikeceğiz. Ne oldu? Nix meme. Ne yaptım? Patates haşladım, yumurta haşladım. Şöyle reçel, soslar, peynir, zeytin, pastırma, kaşar, biraz da çocuklar için nugget. Dünden nugget artmıştı. Fırında yaptığım için kötü olmadı, ısıttım. Böyle bir de o. Bu kadar. Şimdi bir de gelirken annemler büyük bir ihtimalle ekmek de getirirler. Şimdi onlar gelmeden önce ben ne yapacağım? Hemen elektrik süpürgemi şuraya kurdum. Çocukları yataklarını kaldırdım. Tabii ne kadar kaldırdıkları. Orada burada eşyaları var. Neyse hemen şöyle şuraları bir süpüreyim. Ondan sonra kahvaltıda görüşürüz. Arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Mutfakları ben toparladım. Annem makinesini kurdu. Perdemizi de kestik. Yanlış da diktik. Çözüm çözüm. Yanlış da diktik. Ters yönü dikmişiz. Çünkü tülün iki tarafı da aynı gibi görünüyordu. Neyse ki başlarda fark ettik. Şöyle tülüm orada. Dikiş alet edevatlarımız. Perdemiz. Ben ve annem. Annem güzel perdeler dikiyor. Çok. Yani yatak geçiyorsun kendinle. Çoktan beri bir şey yapıyorum. Çoktan bir dikmedin mi? Sonuçta benim ilk evimin perdelerini de sen diktiydin anne. Evet, Gayet de çoktan Münevver abla bir terzi olarak çok beğenmişti. beri. Çok güzel dikmiştim. Kendi perdelerini de hep kendin dikiyorsun. Böyle biz şimdi perdelerimizi dikelim. İlerleyen aşamalarda sizlere tabii ki göstereceğim. İnşallah. Seridesim var. Çok güzel hayallerimdeki pembiş pembiş yuvamı yaptım. Şöyle. Şimdi bir tek şu duvar kağıdının değişmesi kaldı. Ve duvarları tabii ki kum beyaz mıydı? Neydi? Öyle bir şeydi herhalde. Şuradan yine şöyle göstereyim. Bakın. Gerçekten çok güzel oldu. Yani istediğim düz fon perdeleri, tül perdeleri yaptırmış oldum. Hem de kaç euroya? 60 euroya mal olmuş oldu bize. 50 euro içindeki tüle verdik. 10 euro da şu pembe tüllere vermiş olduk. Ve 60 euroya bir güzel perde dikmiş olduk. Sadece burası yerden bir 3 santim uzun oldu. Onu bir hesap ettirmedik. Orada bir bayağı böyle bir gel gitler yaşadık. Ben anneme yok öyle olacak, yok o bu böyle, yok o şöyle derken, neyse diyor, tamam diyor, hadi sen haklıymışsın diyor. Ama şimdi bugün onu tekrar çözüp diktirmek istemedim çünkü kadın zaten rahatsızdı. Olsun dedim, şimdilik böyle dursun. Ramazan'dan önce bir gün inşallah
Şöyle bakın göstereyim hatta. Anneciğim gerçekten güzel dikti. Elleri dert görmesin. Çok güzel oldu. Gerçekten istediğim pembiş odaya sahip oldum. Çok güzel oldu. Şöyle. Şimdi orta sehpam değişecek. Bir de yemek masam. Yemek masasını hemen değiştiremeyeceğim ama orta sehpamı değiştireceğim. Onu zaten ben annemlerden getirdim. Orası boş duruyordu. Benimkini çünkü bahçeye koydum biliyorsunuz. Böyle yani. Pembiş pembiş. Şimdi tabii tablolarım var. Onlar gelecekler. Buraya aldım gold süslerim. Şu an pembe yerleştirdim. Odayı bir kere bir boyayıp o aldığım gold aksesuarları, süsleri hepsini koyacağım. Televizyon duvara asılacak. Daha sonra şuraya iki tane IKEA'dan beyaz raf alacağım. Ondan sonra işte şuraya tablolar gelecek. Buraya da diğer aldım altın renkli süslemelerim gelecek inşallah. Şimdilik salonum ama böyle. Ha bakın onu Ömer 6 aylıkken falan mıydı, 9 aylık mıydı yırttığında. Oraya hep koltuk geldiği için hiç beni rahatsız etmemişti. Ama tabii ki artık ediyor. Böyle yani arkadaşlar salonunda. Evet arkadaşlar şimdi size Gülşen'e aldıklarımı göstereceğim. Tabii ki sadece Gülşen'e almadım. Birkaç parça Mikail'le Ömer'e de aldım. Ama çoğunluk Gülşen'eydi. Şimdi onları hemen sizlere şöyle kısaca göstereyim. Haunten ve Family'den alışveriş yaptım. Hep de oradan yapıyorum. Şöyle çok güzel cicili şöyle iki cebi olan güzel tayt üstü bir body. Bu 6.50 idi. Daha sonra yine Family'den bu da 6.50'ymiş. Yine şöyle 6 fırfırlı yine tayt üstüne giyebileceği güzel şöyle detayları olan son molaya uygun süslemelerle güzel bir body daha. Daha sonra benim Gülşen Mickey hastası. Şöyle mini mouse'lu bir tane body. Daha sonra şöyle bir tane elbise. Bu indirime girmiş. Bunun aynısından Azra'ya da almıştım. Kuzenim Elif'in kızına. Bunun aynısından Azra'ya da almıştım. Ama o zaman indirimde değildi. Bu sefer baktım indirime gelmiş. Hemen aldım. Kaç aydı onu da söyleyeyim. 3 euroydu. Haunthem'den aldım bu arada bunu. Şu da yine Haunthem'den. Yine böyle mikili. Şu mikili body ile ikili takım olarak satılıyordu. İkisi zannedersem 7 euroydu. Böyle ikili takım. 7 euroya almıştım. Daha sonra çok güzel 10 ay hep bunun etiketlerini Gülşen Kuparti vermiş zilli. Kaçtı ya? 19.90 veya 17.90'dan 6 euroya düşmüş. Şöyle hemen görmüşken aldım. Çok hoşuma gitti. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bayramlık diye aldım tabii ki. Bunu bayramda giydireceğim. Bayramlığını şimdiden almış oldum. Bunu 6 euroya aldım. Daha sonra... Aynen onlar bodyleri. Daha sonra şöyle taytlarına geçeyim. 6 tane tayt aldım. 2 tane şöyle düz siyah tayt aldım. Bir tane şöyle kalp desenli bir tayt aldım. Daha sonra bir tane yine kalp desenli. Ay hep de kalp desenliymiş ha. Gri ama siyah kalp desenli tayt aldım. Daha sonra şu birazcık daha incelerinden. Yine gri üstünde lacivert, değil mi kız? Aynen lacivertli bir tayt. Daha sonra bir tane düz lacivert. Bunlar Gülşen'in çorap, atlet iç çamaşırı aldım ama atletli iç çamaşırı göstermeyeceğim. Daha sonra tekrar gidip Mikael'e Gülşen'e de 6 tane iç çamaşırı aldım. Mikael'e de aynı şekilde 6 tane boxer aldım. Ama onları göstermeyeceğim. Şöyle Mikael Family'den böyle bir body aldım. Bu da 4 euroya düşmüş. Daha sonra şunu görünce bayıldım. Çok hoşuma gitti. Bu da 6.50 idi. Şöyle hafif arkası uzun. Şöyle futbol. İşte krampon futbol topu desenli.
böyle bir body aldım. Ondan sonra ikişer paket çorap aldım. Mikail'e, Gülşen'e, Ömer'e. Bu sefer renkli. Renkli aldım bu sefer. Daha sonra Ömerciğime şöyle bir yıldızlı eşofman. Ve yine şöyle çok güzel altlı üstü takım eşofman takımı aldım Hantem'den. Bu böyle 3 tane 3 parça alırsa kaç oraya geliyordu? 3 al 2 öde kampanyası. 3 tane alıyorsun, 2 tanesini ödüyorsun, 1 tanesi hediye. 8 8 16 16 oraya 3 parça almış olmuşum. Şöyle. Bu da üstü için. Böyle bu kadar. Bunların hepsi ne kadar tuttu diye soracak olursanız bayağı bir indirim vardı. Güzel indirim vardı. Daha hatta birer tane daha bodyleri var ama onları hemen giydiler. Onun için onları göstertemedim şimdi. Nasıldı? Family'den aldıklarım normalde 46 euro tutmuştu ama 34 euro ödedim. Kasada %30 indirim vardı. Hantem'den aldıklarımdan işte bu Gülşen'in bütün elbiselerini, bodylerini, tight'ların 6 tane tight, bodyler, Ömer'in kıyafetleri falan hepsi 89 euro tutmuştu. Ama sadece 64 euro ödedim kasada. Bayağı bir indirim vardı. Yani orada bayağı bir indirim vardı. Böyle yani aldıklarım kuzucuklarıma. Böyle yani. Başka da bir şey almadım. Her neyse, bu vlogu da burada sonlandırayım arkadaşlar. Dediğim gibi perdemizi yaptık, öğlen gösterdim. Şimdi ne yapacağım? Annem perdesini dikti, gitti. Ben de size aldıklarımı gösterdim. Şimdi bunları güzel bir kere makineden yıkayacağım. Bunları makine atayım. Daha sonra akşam yemeği için hazırlık yapayım. Yarın okullar başlıyor, tatil bitiyor. 2 haftalık tatilin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çocukların çantalarını falan düzenleyeceğim. Tekrar işte kalemliklerini falan bir ayarlayayım. Ondan sonra yemek yiyorduk falan derken saat zaten yani 8'e gelmiş olur. Saat şu an 6. Böyle arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Bugün yine bana ayırmış olduğunuz vaktin sonuna geldik. Umarım inşallah severek izlemişsinizdir. Salonumu inşallah beğenmişsinizdir. Vallahi yorumlarınızı bekliyorum. Ama tabii ki tam bitmedi. Daha şimdi duvarları bir çok açık kreme boyayacağım. Ve altın süslemelerim de gelecek tabii ki. Altın biliyorsunuz aksesuarlar falan almıştım. Ama onları salı günü inşallah babam sabah gelecek ve öyle monte edeceğiz. Çünkü duvara monte etmeliydi onlar. Böyle arkadaşlar benden bugün bu kadar. Kendinize iyi bakın.